Ukrayna'daki savaş nükleer felakete yol açabilir mi? İşgalin savaşın 9. günündeyiz ve artık bu soruyu sormaya başladık. Çünkü dünyayı korkutan bir gelişme yaşandı Zaporizya'da. Bölgedeki nükleer santralde Rusya saldırısı sonrasında yangın çıktı. O yangın kontrol altına alındı. Bölge Rusya'nın kontrole geçti. Eğer bir patlama olursa boyutu Çernobil'in 10 katı olur uyarısı geldi Ukrayna'dan. Hemen bu konuya dair ayrıntılara bakalım ilk olarak. Bu arada belirtelim Zaporijye Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda. Dünyada da 10. sırada Rus bombardımanı tesisteki bir güç ünitesine hasar verdi. Rus bombardımanı nedeniyle itfaiyecilerin tesise giremediği ama daha sonra itfaiye yerlerinin santrale alındığı ve radyasyon güvenliğinin sağlandığı açıklanmıştı. Alevlerin söndürüldüğünü söyleyelim. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya'nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini söyledi. Olası bir patlama Avrupa'nın yıkımına yol açar uyarısında da bulundu Zelenski ve Rusya dışında hiçbir devlet nükleer güç ünitelerine ateş açmadı ve istasyondaki yangının nasıl biteceğini de bilmiyoruz. Avrupa'yı Rus birliklerini durdurmak ve nükleer santralde bir patlamayı önlemek için harekete geçmeye çağırıyorum ifadesini kullanmıştı Zelenski. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da bir görüşme yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil toplantıya çağıracağını söyledi. Ukrayna Ajansı'ndan da bir açıklama geldi. Zaporizya nükleer santral sahasındaki yangından ana ekipmanın etkilenmediği duyuruldu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Ama kurum başkanından önümüzdeki saat dilimi içinde bir açıklama bekliyoruz. Son bilgi ee, o noktada yangının söndürüldüğünü söyleyebiliriz. Peki Ukrayna geleninde sahada son durum ne? Onu da aktaralım. Rus ordusu şu ana kadar sadece Güney cephesinde ilerleyebildi. Diğer noktalarda Ukrayna ordusunun güçlü bir direnişiyle karşılaştığını belirtebiliriz ki Kiev en büyük hedef bildiğiniz gibi Rusya'nın Kiev'e yönlendirdiği o devasa konvoy. Bir gün aradan sonra yeniden ilerleyişe geçti. Sahadaki gelişmelere bakarsak işte bu görüntü pek çok şeyi anlatıyor. Rusya'nın ana çabası Kiev'in kuşatılması, abluka altındaki yerleşimlerde direnişin zayıflaması üzerine kurulu. Rus ordusunun operasyonel rezervlerini tükettiği güney ve doğu askeri bölgelerinden ek güç transferi için hazırlıklara başladığı bilgisi var. İşte o konvoyu da görüyoruz. Günlerdir konuşuyoruz. Uzunluğu 60 kilometreyi bulan Rus konvoyu Kiev yolunda demiştik. Kiev'e ulaştığında başkenti kuşatılması hız kazanabilir yorumları yapılmıştı. Ukrayna ordusu ve halkı hem çevre ülke bölgelerde hem de kent merkezinde savunma hazırlığı yapıyor. Peki diğer cephelerde durum nasıl? Azak denizi kıyısındaki Herson kentini Rusya ele geçirdi ki Herson'un kuzeyindeki Zaporizya'da az önce de aktardık nükleer santral sahasında dün gece çatışmalar yoğunlaşmıştı ki nükleer santral sahasını Rusya ele geçirmiş durumda bu çatışmaların. Ardından Mariupol'da kuşatma altına alındı. Bu noktada tehlike arttı. Yine bu görüntüler Odessa'dan çekilmişti. Odessa Ticaret Limanı en önemli hedeflerden biri. Rus savaş gemileri de Karadeniz kıyısındaki kentin açıklarında bu şekilde bekliyor. Her an çıkarma yapılabilir ama günlerdir bekleniyordu bu hamle henüz yapılmış değil. Odessa halkı el birliğiyle kirpi yapıp çıkarmayı engellemek için hazırlık yapıyor. Tabii bir yandan da hava saldırıları sürüyor. Harkov ve Sumi aralıklarla bombardımana tutuluyor diyelim.